Ah, geçmiş olsun sevgili kuzenciğim. Ne oldu? Çalı kuşu mu çarptı? Tamam, sen çıkalım. Tas tamamım. Aa, kahvaltı yapmadan mı gideceksiniz canım? Güvercinlik beklemeye gelmez. Ha? Mektebi kastediyor anneciğim. Ha. Babam gelmedi mi hala? İsterse hiç gelmesin. Ben onu azat ettim. Keyifçi ağzı bilir. Ha. Öğle arası dükkana gider, babamı da alır gelirim anneciğim. Lakin sen de adamın üstüne gitme. İş nihayetinde. O da keyfinden yapmıyor. Hadi Feride. Aa, siz beraber mi çıkıyorsunuz? Feride'yi mektebe bırakıp hastaneye geçeceğim anneciğim. İyi iyi. Hadi bakalım selametle. Allah zihin açıklığı versin kızım. Buyur. Buyur işte. Bravo. İkinize de bravo. Çocuk gibisiniz. Baba. Ne vakit geldin? Yeni geldim iki gözüm. Hasta görünüyorsun. Ateşin mi var sen? Terliyim evet. Dokunma. Yorgunum ondandır. O halde hastaneye gel, muayene edeyim seni. Bursa'ya gitmem lazım. Kumaş getireceğim. Hemen mi? Ya bugün dinlen, yarın git. Valide Sultan'la aranızı yapayım mı sizin? Eksik olsun. Biz işimizde gücümüzdeyiz. Hatun konuklara görünmedik diye surat yapar şimdi 40 kat. O halde benimle hastaneye gelin. İşim var dedim ya evlat. İvedi. İyi görünmüyorsun baba, hadi. Seyfettin enişte, sağlığınız daha mı iyi? Siz şimdi hastaneye mi gidelim diyorsunuz? Bir tabii. Hadi baba. Peki. Aa, ebem kuşa. Nereye yağdı acaba? Efendim Kamran, duymadım. Bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim. Şimdi eski kafalı feza ilimcileri, gök bilimcileri bu ebem kuşağını veba delaleti olarak sayacaklar. Ve padişahı uyaracaklar. Böylesine muhteşem bir şeyin, göğün 7 renginin kara ölümü çağrına inanılması ne büyük talihsiz. Saçmalığın dik alası işte. Çocuklar, iyisiniz siz gidin. Ben vapur seferini kaçırmayayım. İyi de baba. Kamuran, müşterim al bekliyor. Dönünce görüşürüz. Al ısmarladık. Seyfettin eniştede bir tuhaflık yok muydu sence de? İşleri yolunda gitmiyor zannımca. Yapabileceğimiz bir şey var mıdır acaba? Ben onu hiç böyle görmemiştim. Yapabileceğimiz bir şey derken? Evet. Pardon. Usta yalancıların daima yapabileceği bir şeyler vardır, öyle değil mi? Annesinin ahbabının fantezilerine uşaklık eden çaylakların da vardır eminim ki. Kepazeliğin dik alası. Münasebetim hakkında konuşmaktan men ederim seni. Hiçbir şey çekemezsin. Kamran. Yine ne var? Şimdi kes bir pozcicim. En aşından olsun. Ay tam bir centilmen. Ay bunun ayağı mı aksıyor yol? Bana mı öyle geliyor? Her gün ziyaretime gelmek mecburiyetindesin. Oldu. Başka vazifem mi yoktu? Hiç ısrar etmeyeceğim. Seni istemediğim bir şeye zorlayamam. Yani mukaveli istediğin zaman bozabilirsin. Bu bir tehdit mi? Gözlerime hayranlıkla bakar mısın? Lütfen kızlar izliyor. Affedersiniz ama bu Kamran erkekse öteki erkekler ne? Hasılı Kamrancığım, seni tehdit ettiğim falan yok. Ben de sır tutmasını seven biri değilim mesela. Hem de canım teyzeme karşı. Beni neye mecbur ettiğinin umarım farkındasındır. Nasıl ıstırap çektiğimin,
Müthiş bencilsin. Kâfi. Senin oyunun, senin kuralların. Aferin. Hediye getirmeyi de ihmal etme. Koyun. Gel bakalım, gel çifte kavrulmuş kumrular sizin. Derhal anlatmaya başlıyorsun Çalıkuşu. Aa, rica ederim ama. Neriman Hanım'a sür Cumali Efendi. Hadi. De. Bazı mevzular ziyadesiyle hususi. Gördüklerinizle yetinmeniz kafi. Aa ama hemşire, ne diyor Sir Matilt? Gören göz aldatır. O yüzden de insanların elleri, dilleri ve kulakları şahit tutulmuştur. En mühimi kalbin şahitliği. Gerisi lafı güzel. Harikulade seviyorum diyorsun yani. Ya aa, çok güzel. Merak ediyoruz ama bir tane şey anlatacaksın. Üf, üzerim. D'accord. Allez, récréation. Mehtap'ı izlemeye kaldık diyordun. Sorma dedin, dersi başlamadan anlat hadi. Hasılı, bahçedeki kalabalıktan uzaklaştık. Kamran birkaç adım arkamda. Öyle güzel iltifatlar etti ki bana. Kulağına mı fısıldadı? Ay, çok iç gıcıklayıcı. Sonunda hissettin mi? Rica ederim, utandırmayın beni. Neyse, yürüdük epey. Bahçenin sonunda komşunun duvarına yaslanmış bir defne ağacı var. Hani hep senin şu tepesine tünediğin defne ağacı. Yalnızdık. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilmiyordum. Gece, mehtap. Bahçenin en uzak köşesinde Kamran ve ben baş başa. Öpsü mü? Nasıldı? Ağzından mı? Küserim valla. Tabii ki hayır. Yüzüne bakamıyordum bile. Sırtım dönüktü. Fakat o yaklaşmaya çalışıyor, cesaret edemiyordu. En az benim kadar heyecanlıydı. Madem sırtın dönüktü, bütün bunları nasıl gördün? Gölgesi duvara vuruyordu cicim. Neyse, birden bileklerimi tuttu. Sonra? Sonra ağaçtan bir kuş öttü. Kaba çirkin bir kuş. Korktuk, kaçtık. Oy devrilesi kuş. Ay, en romantik yerinde ya. Marie, Parlo arayın, ziyaretçim var. Ah çıtı pıtı, mini mini, mis kokuyor taze teni. Gel birazcık koklaşalım. Vallahi bırakmam seni. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. Senin bir derdin var gibi hemşire. Evet, saklıyorsun bizden. Ne oldu? Niye durgunsun bu denli? Kamran'la münakaşa mı ettiniz yoksa? Sanki sen bir şeyleri noksan anlattın gibi. Belki de o kuş yüzünden bir şey oldu aranızda. Aa, kâfi ama. Hayat Kamran'dan mı ibaret sanki? Kimden ibaret peki Çalıkuşu? Kimseden. Ben nefes aldığıma şükrediyorum. Ya ben bunu ezberleyemiyorum ya. Kimden yapamıyorsun işte. Sen bunları şey yaptın mı, baktın mı? Ben de yapamıyorum ya. Nasıl yapacağız bunu? Kopya yapacağız ya. Kopya şart. Şart kesinlikle. Kızar! Ben ömrümün geri kalanını burada geçirmek istiyorum. Sayfa kaç? 63. Honolulu. Enlemini boylamını sevdiğimin Honolulu'su. İnsan öylesi bir yerde ölmeye bile üşenir doğrusu. Kafiyelerimi şahsi almamanız en makulu. U yarım kafiye. Ay, zira çarpıldım. Ay, doğrudan cennetmiş valla. Kalkın gidelim madem. Oldu canikom. Yarınki imtihanına da Honolulu girsin ha. Yarına çıkacağımız ne malum? Pek tabii hayatımızın son gecesi olabilir bu gece. Niçin plan yapalım, ders çalışalım, mutsuz olalım? Ya değilse? Ya öyleyse? Ya of et! Attım ya! İçe delirdi. Ay, dengi mi geldi? Bırakın artık coğrafyayı. Ne yapmak istiyorsak onu yapalım. Ben varım.
Şarabın tadını merak ediyorum. Ben de çok aşık olmak istiyorum ya. Ben çok yakışıklıyım Zatla. Çok hususi. Mümkünse bir miktar memnun, bir münasebet istiyorum. Ben de. Ben de. Ah, o kendini biliyor. Benimki de. Nadine bir bebe pelike. Nadine ne bir bebe pelike. Ben anneme sarılmak istiyorum. Ben bisiklete binmek istiyorum. Eğer bu gece hayatımın son gecesiyse ölümsüzlüğü bulmak istiyorum. Sabaha kadar sokakta şarkı söylemek istiyorum. İşte bunlar hep Honolulu. Ya bak. Ada sahillerinde bekliyorum yarim seni, seni istiyorum her zaman. Derdiniz ne sizin derdiniz? Tüm rezilliler sizi. Gecenin bu vaktinde niye uyutmuyorsunuz insanları? Defolun sizi, rezilliler sizi. Hadi gidin bakayım elinize. Ay hemşire, bir şey söyleyeceğim. Biz bu kadar güldük, eğlendik. Şimdi bu can kırma falan nereden çıktı? Bir insanın niye can kırmakla hayal olur ki? Vallahi ben de anlamadım. İşte öyle ölmeden önce yapılacaklar kılavuzuna gelecek türden bir davranış değil. Zaten biz buraya niye geldik ki? Arabada gitmiyor zaten. Şşş, susun be. Aa. Hemşire, ışık yandı, uyandı sizinkiler. Ne işin var senin burada? Dua et benim. Sana ne? Ne işiniz var sizin burada? Ne demek sana ne? Hırlısı, hırsızı, arsızı, sarhoşu herkes ortalıkta. Kimsecikler bir şey yapamaz bana. Büyü biraz. Bırak artık şu çocukluklarını. Sana ne? Ömür benim değil mi? İster yaşlanırım, ister çocuk kalırım. Sana ne? Hadi seni mektebe götüreyim. Hadi sizi mektebe götüreyim. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi kızlar. Hadi. Hadi. Kalemleri bırakayım. İmtihan soruları bu kadar.
Süreniz bir saat. Boş kağıt vermek yok. Kopya çeken disipline gider. Konuşmak, kalem silgi alışverişi yapmak yasak. Başlayabilirsiniz. Feride? Hı. Kalk da yerine yat yavrum. Tamam. Aa, Kamran? Fondan mı onlar en mi sevdiğim? Hani nefret ediyordun? Sana ne zaman fondan getirsem yere atıp üzerinde tepinirdin. Verdiğin zamanları bir anımsarsan bir zahmet. Ne zaman kötü bir havadis getirecek olsan elinde fondanla çıkardın karşıma. Gül yabani gibi. Seni mutlu etmekti niyetim. Şimdi ettin. Neyse. Verecek başka kötü havadisin kalmadığına göre rahatlıkla yiyebilirim. Belki vardır. Bilmem ki nasıl söylenir. Rahat ol. Hadiseye cinayet suçu vermeye lüzum yok. Ben biliyorum zaten. Feride. Artık aramızdaki bu oyuna bir son versek. Ha. Sen mukaveleyi bozuyorsun yani. Kötü havadisin buydu. Peki, olur. Ben de Besime teyzeme... Onu kastetmiyorum. Ölüm var Feride. Var, evet. Hayatın bir parçası neticede. Bakma bana öyle. Seveceğim düşüyor aklıma. Feride, birbirimize böyle yapmayalım, yalvarırım. Ne yapmayalım, anlamadım ki ben. Savaşmayalım. Teslim olalım. Ben elimi uzatınca sen kaçmasın. Sen uzatınca ben bırakmasın. Ne diyorsun sen be? Sana hislerimi ispat edebilmem için bana bir şans ver Çalıkuş. Sen ağaçtan düştüğünde başına ciddi bir hasar aldın zannımca. Gerçek bir randevu istiyorum senden. İkimiz baş başa konuşacağız. Yok. Ciddi bir hasar var. Biz rahatsızlanınca hekime gideriz de. Hekimi kime götürmeli? Benim tek çarem sensin Feride. Aman! Ne şiirselle kırdılar bunlar. Şşt hemşerim. Uyan da balığa gidelim. Benim ben Çalıkuş'u bildin mi? Rica ederim. Gerek yok böyle latifelere. İzin günümde buluşalım. Sen nereye istersen gelirim. Oldu. Her kuşun etini yedin, bir Çalıkuş'u kaldı. Kafi. Hislerimi daha fazla ucuzlatmana müsaade edemem. Diyen gitti. Sen de git hadi. Gideyim mi? Git. Sağ ol. Bir daha da böyle çalışmadığım yerden çıkma karşıma. Sen Kamran'ı pek istemiyorsun galiba, ha? Kimse bilmez halimizi. Ne oluyor ya? Ayağını atarım ben sana şimdi, dur sen. Küserim vallahi.